daha doğru galiba. Cumhurbaşkanı Erdoğan için yazılmış soruları sordular karşısındaki görevliler. Bir taraftan da aynı saatte CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ve video izlenmekteydi. O videoda çok ciddi bir iddiayı dile getirdi Kılıçdaroğlu. Hepiniz izlediniz zaten. Milyonlarca kişi Twitter üzerinden izledi o videoyu. Bu kısa videoda çok önemli bir yolsuzluk iddiasını dile getirdi Kılıçdaroğlu belgesiyle ortaya koydu. Bunu da sorun dedi NTV Star yayınındaki görevlilere. Bunu da sorun. Siz sormayacaksanız beni telefona bağlayın. Ben sorayım Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dedi. Hiç böyle bir video yokmuş gibi davrandılar. Kafalarını kuma gömdüler. Bahsetmediler dahi. Peki ne oldu gecenin sonunda diyeceksiniz. İnternet üzerinden daha doğrusu dijital mecradan yayınlanmış bu videonun izlenme oranları herkesin evine ulaşan televizyonda yayınlanan o uzun söyleşiyi neredeyse geride bıraktı. İddia, iddia ortada. İddia şu. 2018 yılında 3 milyar liraya sonuçlanan bir ihale iptal edildi. Aynı ihale yeniden yapıldı. 9 milyar liraya beşli çeteye peşkeş çekildi. İşte o ciddi iddia. Yolsuzluklar, israflar, peşkeşler. Bugün sizi bu belgelerden sadece bir tanesine şahit olmanız için davet ettim. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu saatler öncesinden duyurdu. Saat 22'yi işaret etti. Önemli bir konu hakkında size bilgi vereceğim dedi. Dediği saatte Twitter hesabına bir video yükledi. Bandırma Bursa Yenişehir Osmaneli Demiryol Hattı inşaatıyla elektromekanik sistemlerin teminine ilişkin ihalde yapılan usulsüzlükleri belgelerle anlattı. 3 Nisan 2018 bir açık ihale yapılır. Bu ihaleye 15 firma katılır. İhalenin bedeli 3 milyar 198 milyon 743 bin 127 lira. Ama kazanan firmaya bu ihale verilmez. Neden? Çünkü beşli çeteden değil. Kılıçdaroğlu aynı işin yeniden ihale edildiğini söyledi. İhalenin daha yüksek bedelle Beşli Çete olarak adlandırdığı grup içinde yer alan Kalyon inşaata verildiğini söyledi. 21 Ağustos 2020'de ihale açılır. Aynı iş bu kez 3 milyar 200 milyona değil 9 milyar 449 milyon 995 bin 834 liraya Beşli Çete'ye peşkeş çekilir. Saraydaki şahs, şahıs, ne için imza atıyor anladınız mı? 6 milyar lira çeteye peşkeş çekiliyor. Kılıçdaroğlu'nun verdiği saatte yani onda Cumhurbaşkanı Erdoğan da NTV televizyonunda soruları yanıtlamaya başlayacaktı. Program geç başladı. Sosyal medyada Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını beklediği konuşuldu. Kılıçdaroğlu canlı yayında Erdoğan'a soru yönelten gazetecilere seslendi. Bunu Erdoğan'a sorun dedi ama o soru sorulmadı. Kılıçdaroğlu sonrasında bir de tweet attı. NTV'deki gazeteciler siz sormaya çekindiniz. Bağlayın isterseniz ben sorayım ıslak imzalı milyarları. Cesareti var mı benimle yüzleşmeye dedi. Ama yine o soru Erdoğan'a sorulmadı. Karşında oturan cesur gazetecilere sesleniyorum. Bu belgeleri kendisine sorabilir misiniz? Şimdi söz konusu ihale, Bursa Osmaneli yüksek standartlı demir yolu projesi. Proje için açılan ihale iptal ediliyor. Sonra 3 katı bedele pazarlık usulüyle adrese teslim, kalyona veriliyor. Daha sonra kalyonun bu ihalede kamudan alacağı 9,5 milyar lira vergiden istisna tutuluyor. Ortada bizim paralarımız üzerinden birilerine... E, Kılıçdaroğlu'nun tabiriyle söyleyeyim peşkeş çekilmesi olayı var. Bundan önemli bir şey var mı? Dün akşam için yok. Sorulmadı. Sormadılar. Beni yayına bağlayın ben sorayım dedi. Hiç oralı olmadılar. Şimdi bir kısmını da tanıyorum. Bu arkadaşlarım, meslektaşların farklı yerlerde birlikte çalışmışlığımız da var. İşte hayat ne yaparsınız? Seda Öğretir, Ahmet Arpat, Nazlı Çelik, Hasan Basri karşısına geçtiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Çok da büyük, salon da çok büyük. Ama bu büyük salonda e, bu kez göstermediler de daha evvelki yayınlarda görünmüşlüğü de var kazara. Prompter koyuyorlar. Cam, bir cam ekran prompter dedikleri yazılar akıyor. Bilmeyen için söylüyorum. Kameranın önüne de konuluyor bir cam. Oraya bilgisayardan aktarılan yazı akıyor. Prompter'ı koydular arkaya. Cumhurbaşkanı'nın tam görebileceği mesafeye ayarladılar. Bilmiyorum bu tarafta da var mı gazeteciler içinde prompter gazetecilerin önünde notlar var. Ya, gazeteciler diyeceğim yani bu yapılan gazetecilik değil ama arkadaşları tanıdığım için söylüyorum. Zamanında muhabirlik yapmışlıkları falan da var. Türk basınının tartışması ayrı. Ama önlerine otur, önüne oturdular Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Ellerinde sorular hazırlanmış sırası da belli. Cumhurbaşkanı da seri bir şekilde anlatıyor. Mesela Ahmet Arpat bir soru soruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan o soruya yanıt verirken doğaçlama zannediyor bazıları. Grafikler ekrana getiriliyor o konuyla ilgili. Hemen mi hazırlandı grafikler? Değil. Biliyoruz artık. Promptra gönderilmiş. Oradan sorular, cevaplar belli. Neyse bunu epeydir böyle yapıyorlar. Zaten bir iletişim stratejisi. İletişim başkanlığı var sarayda. Onun ayarladığı, onun hazırladığı bir yayın. Bu yayın sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan sırayla soruları yanıtlarken sorulmamış bir soruyu da yanıtladı. Merel Aksener'den bahsetmeye başladı. Nazlı Çelik fark etti. Merel Aksener'den söz ediyorsunuz, değil mi diye soruyu sonradan sordu mesela. Yani nereden baksanız, basın tarihine de geçebilecek, yayıncılık tarihine de geçebilecek yayınlardan biriydi. Peki neden söz etti? Gün boyunca da ekrana geldi. Her yerde de konuşuldu. Sosyal medyada da çok paylaşıldı. Bu yayın yayında en önemli sözlerinden biri bence şuydu. Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek demişti daha evvel Cumhurbaşkanı Erdoğan. E, bu sözler soruldu. Cumhurbaşkanına ne kastettiği soruldu. Böyle bir bilgi var ki söylüyorum dedi. Şimdi bu bilgi demek ki devletin elinde var. Demek ki Öcalan'la yani İmralı'daki terörist başıyla bir görüşme yeniden söz konusu bunda. MHP liderinin haberi var mı mesela ve bu bilgi ya da şöyle söyleyeyim daha önce de gördük. İmralı'dan mektup getirildi, TRT'de okundu ve Türkiye seçim sandığına doğru koşar adım gitmekteydi. Oyları etkiler ümidiyle o mektubu TRT'de devlet televizyonunda okuttular. Yine mi seçim yakın? YSK'nın karton kutu siparişi verdiğini biliyoruz. Seçim sandığının başına karton kutu siparişi verdiğini biliyoruz yüklü miktarda. Seçim yakın zaten de. Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci kez söylüyor. Ona söyletiliyor. Önündeki prompter'a atmışlar. Deniliyor ki prompter'daki yazıda. Böyle bir bilgi var. Yani İmralı'dakine hesap verecek Edirne'deki. Edirne'dekinden kasıt Selahattin Demirtaş. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç çok sert tepki gösterdi. İyi Parti lideri Meral Akşener bu vesileyle bir geçmiş olsun diyeyim koronavirüse yakalanmış eşiyle birlikte. Meral Akşener Allah muhabbetinizi arttırsın İmralı'dakiyle diye anında tweet attı Twitter üzerinden. Ee, önce şu sözleri bir dinleyelim. Öcalan'ın Demirtaş'ın oradan vermiş olduğu mesajlardan rahatsız olduğu ortada bir gerçek. Öcalan'ın yeni avukatı Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanı Erdoğan Edirne'deki İmralı'ya hesap verecek açıklamasını bir üst perdeye taşımıştı. Erdoğan'a NTV'deki yayında ne kastettiği soruldu. Erdoğan Öcalan'ın neden rahatsız olduğunu söylemedi. Demirtaş'a nasıl bir hesap sorulacağınıza. O açıklamalara aynı sertlikte CHP'den yanıt geldi. Öcalan, Demirtaş'ın açıklamalarından rahatsız demiştiniz. Devletin de böyle bir bilgi mi var? E var ki söylüyorum. Ne zaman görüştünüz de rahatsız olduğunu size iletti? Baş başa mı görüştünüz? Kırmızı telefonla mı görüştünüz? Aranızdaki samimiyetin derecesi nedir? CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a terörist başı Abdullah Öcalan'la ilgili samimiyetini sordu aracıları aradan çıkartmışsın dedi. Eskiden sen aracılar vasıtasıyla duyururdu. Ama şimdi aracıyı ortadan, arkadan çıkartmışsın. Öcalan'la direkt konuşarak Öcalan'ın mesajlarını ileten bir kişi noktasına getirmişsin kendini. İmralı ve Edirne polemiği 12 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP meclis grubunda söylediği sözlerle başladı. Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek. Siyasetçiler halka, partisine, parlamentoya bağımsız yargıya hesap verir. Sen benim için kaygılanmayı bırak da kendi vereceğin hesabı düşün. Allah aşkına ya gidip e, İmralı'da masaya oturan kimdi? Yani şimdi İmralı'nın postacılığına soyulmuş öyle anlaşılıyor. Posta memuru mu kendisi? Geçen sefer mektupla işi kurtarmaya çalışmıştın. Bu sefer görüyorum ki başka oyunlar peşindesin. Erdoğan'ın İmralı çıkışıyla eski defterler açılmış, 31 Mart seçiminde İmralı'dan alınan mektup hatırlanmıştı.